Kahve molasından herkese merhaba. Ben Ebru Doğan. Hafta ortasında birlikteyiz kahve molasında ve yine her zamanki gibi piyasalara bakacağız kahve molasında. Hafta ortasında rakamlar nasıl? Onları sizlerle paylaşacağız. İlk olarak Borsa İstanbul Yüz Endeksi 94.300 seviyesinde. Dolar ve Euro'ya da bakalım. Dolardaki düşüş sürüyordu. Şu an biraz yukarı yönlü hareket var. 3.53, Euro TL ise 3.85'ten işlem görüyor. Hemen altını da aktaralım. Gram altın 142 lira 55 kuruş. Çeyrek altın ise 233 lira 69 kuruştan satılıyor. Petrole de bakalım. Brent petrol 51 dolar 11 sent. Faizleri de aktaralım. Tahvil %11.34, repo ise %9.3. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre aylık bazda tüketici fiyatları endeksi %1.31, üretici fiyatları endeksi ise %0.76 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise %11.57 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Nisan ayında aylık bazda tüketici fiyatları %1,31, üretici fiyatları ise %0,76 artış kaydetti. Yıllık bazda ise tüketici fiyatları endeksi %11,87'ye, üretici fiyatları endeksi ise %16,37'ye yükseldi. Ana harcama grupları itibariyle en yüksek fiyat artışı %9,13 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde %1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, lokanta ve otellerde %0,96 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grupsa %0,02 ile haberleşme oldu. Yıllık bazda ise en fazla artış %21,65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Ulaştırma grubu %17,94, gıda ve alkolsüz içecekler %15,63, çeşitli mal ve hizmetler %13,68 artış gösterdi. 3 kilo mobilyama bakın. Nisan ayında ayın zam şampiyonuysa %61,03 fiyat artışıyla domates oldu. Bunu patates, elbise, portakal ve gömlek takip etti. Nisan ayında fiyatı en çok düşen ürünse patlıcan oldu. Patlıcanın fiyatı aylık bazda %47,99 azaldı. Bunu salatalık, taze fasulye, kabak ve sivri biber takip etti. Piyasalarda bahar havası sürüyor. Borsa İstanbul dün 95.330 puanla rekor tazeledi. Dolar ise 3.52 ile yılın en düşük seviyesine geriledi. Borsa İstanbul dün 95.330 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Günü 94.355 puan seviyesinden kapattı. Borsa ayrıca geçen hafta kapanışına göre de %0.6 değer kazandı. Öte yandan Türk lirası da değer kazanmaya devam ediyor. Dolar Türk lirası paritesi 3.52 ile yılın en düşük seviyesine geriledi. Dolarda düşüş sürer mi? Nereye kadar düşebilir? Telefon attığımızda ekonomist Volkan Kuğucuk var. Kendisiyle değerlendireceğiz bunu. Sayın Kuğucuk, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şimdi dolar 3.52 ile son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Bugün de 3.53 seviyelerinde. Bu düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüş devam eder mi? Ya açıkçası baktığım zaman 3.55 seviyesinin altında düşüşün gerileme eğilimi içerisinde kaldığını söylemekle birlikte 3.50 psikolojik de bir seviye, aynı zamanda bu seviyeye kadar gerileme dönemi içerisinde kalabiliriz. Bugün itibariyle Fed'in faiz toplantısı var. Faiz noktasında Fed tarafından herhangi bir hamle beklenmiyor, ancak sözel yönlendirme ile Haziran dönemi sonrasında bir faiz artış ihtimalini FED yetkilileri konuşur mu? Açıkçası piyasa birazcık da bunu bekliyor. Eğer önümüzdeki bugünü FED tarafında sorunsuz atlatan bir piyasayla karşı karşıya kalmamız durumunda dolar TL tarafında gerileme eğilimi içerisinde kalabiliriz. Ta ki bu seviye kısa vadede 3.55 seviyesinin altında kaldığımız müddetçe. Çünkü 3.55 seviyesini önemsiyoruz. Bu seviyede dolar TL biraz zaman geçirmişti. Hemen bu seviyenin altına inmemişti. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerde ise
yine 3.55'in üzerinde bir hareket olmadıkça buradaki yukarı hareketi dolar TL tarafında birazcık daha tahammül eden bir sınır içerisinde görebiliriz. Eğer 3.55 seviyesinin altında kaldım her noktada dolar TL'de 3.48 seviyesine kadar gerileme eğiliminin masada kaldığını söylemek daha doğru olacaktır. 3.40 seviyelerini bekliyoruz yani dolarda, değil mi? Öncelikle 3.48 seviyesi ki 3.4'lü rakamlara doğru dolar TL'de gerileme eğilimi içerisinde kalabilir. Tabi bunu söylerken de yurt dışında global tarafta herhangi bir şok gelişmenin olmaması kaydıyla da bunu da ayrıca not düşmemiz gerekiyor. Çünkü global tarafa baktığımız zaman gerek Amerika'da gerek Avrupa'daki 7 Mayıs'ta Fransa'da önemli bir seçim var ve bu seçimle birlikte artık adaylar son kozlarını oynuyorlar ve bu noktada Brexit yani Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkma noktasında çeşitli söylemler var. Tabii bunları piyasa global tarafta yakinen takip ediliyor. Çünkü İngiltere'nin ardından Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkması demek Avrupa'da bir çözülme sürecinin İngiltere sonrası başladığını artık ve bu çözülme sürecinin devamının gelip gelmeyeceği piyasalar tarafından dikkatle sorgulanacaktır. Tabii bu da piyasa tarafından risk algısını yükseltecektir. Hem içteki hem dıştaki gelişmeleri takip edeceğiz. Bir de borsadaki yükselişi değerlendirmek istiyorum. Dün 94.355 seviyesinden kapandı. Borsadaki beklentiler neler? Şimdi Borsa İstanbul'da evet dün itibariyle rekor yeni bir rekora imza attık. Borsa İstanbul'da bugün itibariyle birazcık daha işlemlerin sakin ve yatay hareket içerisinde kaldığını görüyoruz. Kısmi olarak geri çekilmeler olabilir. Yani düzeltme hareketleri, kar satışları beraberinde gelebilir. Bugün ve yarın ve bu hafta içerisinde bunu görebiliriz. Ama Borsa İstanbul'da 93.000 seviyesine kadar hatta 93.000-93.500 seviyesine kadar olası gerileme hareketi kendi içerisinde bir kar satışı, bir yatay hareket, bir dinlenme hareketi olarak değerlendirilebilir. Yani bu seviyenin üzerinde kaldığımız her noktada kısa vadede yukarı yönlü hareketin sürmesi ve bu durumda masada bizi bekleyen hep konuştuğumuz 100.000 hedefine doğru Borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmesini bekleyebiliriz. Tabii ki Borsa İstanbul'un dün itibariyle 95.000-95.500 seviyelerinde takılmasının son derece normal. Çünkü bu seviye hem psikolojik anlamda direnç seviyesi hem teknik grafiklerin bize ifade ettiği oynaklığa göre bir direnç seviyesi olması nedeniyle bu seviyeden bir miktar satıcıların geldiğini görüyoruz. Ama pozitif hava global tarafta sürmeye devam ederse ki yurt içi tarafında şu anda pozitif tarafta kaldığımızı söylemekle birlikte 95.000'in üzerine denemeye çalışan, 95.000'in üzerinde kalmaya çalışan bir borsa endeksiyle karşı karşıya kalabiliriz. Böyle bir durumda 100.000 seviyesinin kapısı şu an itibariyle açık gibi görünüyor. Sayın Kucuk, son olarak altını konuşmak istiyorum. Altının gramı da 143 liraya kadar düştü. Altındaki beklentileriniz neler? Şimdi altının gramındaki gerileme birazcık daha dolar TL'deki gerilemeden de kaynaklanıyor. TL'nin bu bağlamda güçlü kalması gram altını savunmasız bıraktı. 142-140. Burası önemli bir band. Kısa vadede bizim dikkatle takip ettiğimiz bir seviye. Ons tarafına baktığımızda 1300 dolarlardan 1250 dolarlara kadar olan gerileme hareketini, ilk düzeltme hareketini gördük. Fakat ons tarafında şu an itibariyle biraz daha gerileme eğiliminde olan ons'un bu seviyelerin altına çok da inmeme ısrarını görüyoruz birkaç günden beri. Dolayısıyla bu seviye üzerinde ons fiyatları kaldıkça gram altın en azından 140 lira bariyer seviyesi üzerinde kalma gayretine devam edecektir gibi görünüyor. Ons altın tarafında özellikle altında orta vadede altını destekleyecek birçok faktörün hali hazırda gündemde kaldığını ayrıca belirtmek. Evet, çok teşekkürler Sayın Kucuk değerlendirmeleriniz için. Evet, bankacılık sektöründen yüksek kar oranı geldi. Sektörün yılın ilk çeyreğine karı geçen yıla göre %65 artış kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mart sonu itibariyle bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre Mart'ta Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar 47 milyon liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı geçen yılın sonuna göre 135 milyar liralık artış gösterdi.
İstanbul ekonomik büyümesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin toplam dış ticaretinin yarısından fazlası İstanbul'dan gerçekleştiriliyor. İstanbul çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yaptı. Yıllar içinde ise her alanda merkez olmayı başardı. Öyle ki megakentteki ekonomik faaliyetlerin ulaştığı rakamsal büyüklük hem Türkiye'de hem de dünyada nefes keser hale geldi. Kapalı Çarşı, Karaköy'deki Bankalar Caddesi, Galata ve Sirkeci bölgeleriyle yüzyıllar boyu iş ve ticaret merkezi olarak önemini koruyan kent, İstanbul Finans Merkezi projesiyle de konumunu pekiştiriyor. Zaten rakamlar da bunu gösteriyor. 2014 yılında Türkiye'de kişi başına milli gelir 12.112 dolarken İstanbul'da bu rakam 19.957 dolar oldu. Türkiye'nin 2014 yılında gayri safi yurt içi hasılası ise 2 trilyon 44 milyar lirayken bunun 622 milyar 762 milyon lirasını İstanbul sırtladı. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre de Mart 2017 itibariyle Türkiye'de her 4 gelir vergisi mükellefinden biri İstanbul'da bulunuyor. TÜİK verilerine gelince geçen yıl ihracatın %53.4'ü de İstanbul tarafından yapıldı. Kentin geçen yılki ithalatı ise bir önceki yıla oranla %1.7 azaldı ve 116 milyar dolara geriledi. Ancak %58.4 ile toplam ithalatın yarısından fazlası da yine İstanbul'da gerçekleştirildi. Yani İstanbul Türkiye'nin 341 milyar 162 milyon dolarlık dış ticaret hacminin %56'sını karşıladı. Ekonomik büyümenin önce göstergesi olan imalat sanayinde olumlu veriler gelmeye devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi Nisan'da 51.7 olarak ölçüldü ve Aralık 2015'ten bu yana ikinci en yüksek seviyeye çıktı. İmalat PMI Nisan ayında 51.7 olarak ölçüldü ve 50 referans seviyesinin üzerinde kaldı. Bu rakam da faaliyet koşullarının iyileşmeye devam ettiğini yansıttı. Nisan rakamı ayrıca uzun dönem ortalaması olan 50.7 seviyesinin üzerinde gerçekleşti ve Aralık 2015'ten bu yana gözlenen ikinci en yüksek seviyeye çıktı. İmalat sektöründe yaşanan genel iyileşme yeni iş hacminin daha da yükselmesinden kaynaklandı. Yeni iş hacmindeki artış hızı son 3 yılın 3. en yüksek düzeyinde kaydedildi. Yeni ihracat siparişleri de arttı. Üretimdeki artış son 3 yılın 2. en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Türk imalat sektörü istihdamı ise son 9 ayda 8. kez yükseldi. İmalatçılar ayrıca satın alma faaliyetlerini de hızlandırdı. Benzin fiyatlarında bir kez daha indirime gidildi. Benzinin litre fiyatı 9 kuruş düştü. İndirim sonrasında benzinin litresi İstanbul'da 5.12, Ankara'da ise 5.17 liraya geriledi. Benzine en son 26 Nisan'da 14 kuruş indirim yapılmıştı. Forex işlemlerinde mağduriyetlerin önlenmesi için yeni bir düzenleme daha yapıldı. SPK denetimi dışında internet aracılığıyla Türk vatandaşlarına Forex işlem yaptıran şirketlerin web siteleri BTK tarafından erişime kapatılacak. Yatırımcı mağduriyetlerini önlemek için Forex piyasasına yeni bir düzenleme daha geldi. İşlemlere getirilen 50 bin liralık alt limitin ardından ortaya çıkan yasa dışı Forex şirketlerine yönelik bir adım daha atıldı. Hafta sonu yayınlanan kanun hükmünde kararnameye göre SPK denetimi dışında kalan Türkiye'deki yerleşiklere yönelik internet aracılığıyla Forex işlem yaptıran siteler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime kapatılacak. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, daha önce de bu tür oluşturulan sitelerin erişiminin engelleneceğinin sinyalini vermişti.
Türkiye son yıllarda Hint düğünlerine ev sahipliği yapıyor. O düğünler günlerce sürüyor. Şaşası, gösterişi eksik olmuyor. Gelin damatla birlikte davetliler de geldiği için turizmcilerin yüzü gülüyor. Peki ne kadarlık bir pazardan bahsediyoruz? Yani Türkiye'ye gelen Hintler giderken geride ne bırakıyor? Hadi gelin hem o düğünlere hem de rakamlara bir bakalım. Şovlar, gösterişli sunumlar, renkli gelin ve damatlar. Hint gençleri en mutlu günleri için oluk oluk para harcıyor. En küçük bütçeli düğün 1 milyon dolardan başlıyor. Yıllık pazarsa 8-10 milyar doları buluyor. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatinden kaçmadı. Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz. Özellikle balaylar için ülkemiz çok müsait. Bunun için ne bekliyoruz? Hintli çiftleri Türkiye'ye böyle davet etti Erdoğan. Türk firmalarına da bu fırsatı kaçırmayın mesajı verdi. Aslında Hintlilerin en çok tercih ettikleri yer Tayland. Ama son yıllarda Antalya ve İstanbul'da düğün mekanları arasına girdi. Hint düğünleri günlerce sürüyor. Konuk sayısı 300'ü buluyor. Hatta 1000'e kadar bile çıkıyor. Bu da turist anlamına geliyor. Bir Avrupalı 650 dolar harcarken Hintliler 2000 dolar bırakıyor. Yani Türk turizmcisi şimdi daha büyük bir heyecanla Hintli gelin damatlarını bekliyor. Evet, ekonomide bu saat dilimine kadar öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Kahve molası bugünlük burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.